Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Ceylan, bugün yeni bir Age of History serisiyle daha sizlerin karşısındayım. Bugün Age of History'de Türkiye ile 2. Dünya Savaşı'nda bir seri yapacağız efendim. En son 2. Dünya Savaşı Türkiye serisinde Age of History'de baya 1-1,5 sene önce falan yapmışız. Bayağıdır yapmamışız abi. Tekrar yapmanın zamanı geldi diye düşünerek şimdi bu seriye başlıyoruz bakalım. 1936 yılındayız. AI saldırganlığımız 50'de, oyun hızı 50'de, savaş sisi klasikte ve zorluk da efsanevi de güzel bir seri olacağını düşünüyorum. O zaman oyna diyerekten başlayalım. Bu arada dostlar, videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, ayrıca hala kanala abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de yandaki zil butonunu aktif etmeyi unutmayınız ki sizlere bildirim gelebilsin efendim. Şimdi 1936 yılının 1 ocağındayız. Türkiye'mizin şu an mevcut durumu 87 binlik bir ekonomisi var. 881 binlik bir nüfusu var oyunda. 49 eyaleti ve dünyanın şu anda en güçlü 16. devleti olarak gözüküyor efendim. Ve biz bu sıralamayı yükselteceğiz. Bu sıralamayı birinci yapacağız ha. Planımız bu. Şimdi çevremize baktığımızda, çevremizde güçlü ülkeler var. Güçlü olmayan ülkeler, bazı ülkelerin vasal olan ülkeler de var. Biz bu ülkelerle ilişki geliştireceğiz abi. Örneğin Fransa, örneğin Sovyetler Birliği. Bu iki ülkeyle yoğun bir şekilde ilişki geliştireceğiz. Britanya Hindistanı'yla da yine yoğun bir şekilde ilişki geliştireceğiz. Pers İmparatorluğu pek umurumuzda değil. Onlarla yakın zamanda savaşacağız gibi gözüküyor. Nazi Almanya'sı ile ilişki geliştireceğiz. Ondan sonrasında Birleşik Krallık, İtalya gibi buradaki major denilen, yani süper güç olan ülkelerle ilişki geliştireceğiz ki bize saldırmasınlar. Çünkü şu anda erken dönemde, şu anda devletimiz, Türkiye Cumhuriyetimiz mevcut dönemde güçlü bir ülke konumunda değil. Ve biz bu konumu sağlayana kadar bu ülkelerle kötü ilişki kuramayız. Bu ülkelerle ilişkimizi sürekli iyi bir şekilde tutmamız gerekiyor abi. Araştırmaya 10 puan, nüfus artışına 15 puan ve geri kalanları da yönetime vereceğim şu an için. İlk planımız öncelikle eski Osmanlı topraklarını toplayıp güçlenmek olacak. Bu toprakları topladıkça ekonomimiz ve nüfusumuz artacak. Artan nüfus ve ekonomiyle de devletimiz daha da güçlenecek. Örneğin Yunanistan, Bulgaristan gibi buradaki devletlere saldırarak bunları topraklarımıza katacağız. Burada alabileceğimiz bir Irak devleti de var. Güzel bir şekilde bunları da alarak topraklarımızı güçleneceğiz. Bu güçlenme seviyesine ulaştıktan sonra da artık major denilen o dünyanın süper güçlerine kafa tutabilir ülke konumuna geleceğiz. Ama bu konuma gelmemiz için öncelikle önümüzde büyük engeller var. Bu engelleri aşmamız lazım. Bu devletleri yenmemiz lazım abi. Teknoloji haritaya bakmak istiyorum. Teknoloji haritasına baktığımızda Türkiye'nin ne kadar zayıf olduğunu, ne kadar kötü durumda olduğunu görüyorsunuz. Bu durumu hemen hızlıca düzeltmeliyiz abicim. Biraz teknoloji yatırımları yaparak ülkemizi şu andaki muasır medeniyetler seviyesine getireceğiz. Sovyetler Birliği ile direkt hızlı bir şekilde ilişki kurduk. Güzel, Sovyetlerle ilişkimiz artıyor. Mükemmel ya, bu bizim için iyi bir haber. Fransızlar da bizle ilişki geliştiriyor aynı şekilde. Bu da iyi haber. Ama Almanlarla ilişki geliştiremiyoruz pek. Onlarla da geliştireceğiz abicim. Diplomasi trafiğini sürekli sürdürmemiz gerekiyor. Tabii ki de bu diplomasi trafiğini sürdürürken Mısır gibi devletleri de unutmamak lazım. Çünkü bu devletler İngiltere'nin kuklası olduğu için bunlar bana savaş ilan ederse İngiltere de benimle savaşa gelecektir. Bu yüzden bu devletlerle de ilişkimizi iyi tutmamız lazım. Sıcak temas halinde bulunmamız lazım abi. Teknoloji seviyemizi 0-5 seviyesine çıkardık. Şu an en güçlü 3. ülkeyiz teknoloji olarak. Şu an biraz daha geriledik ama daha da arttıracağız. Mallar değil, teknoloji yatırımı yapacağız abicim. Teknolojimizi güçlendireceğiz. Mısır'la şu anda durumumuz baya bir kötü. Ama geliştirmemiz lazım abi Mısır'la aramızı. Çünkü Mısır'la aramız kötü olursa İngiltere ile aramız kötüdür abi. Yani bununla sürekli aramızı iyileştireceğiz. Roma'na saldırırsa İngiltere ile savaşa gireriz. Ve biz de böyle bir şeyi şu anda istemiyoruz. Çünkü İngiltere bize savaş ilan ederse çok kötü olur abi. Çok kötü olur ve bizi yener. O yüzden de onlarla sıcak ilişkiler kuracağız. Ve güzel bir şekilde de ilişkide kastık şu anda. Gördüğünüz gibi Mısır Krallığı ile ilişkimizi bayağı bayağı arttırdık. Çevremizdeki ülkeler şu anda bizi sevmiyor. Irak olsun, Yunanistan olsun, hiç önemli değil. Onlar zaten bizim için bir tehdit değil. Onları yeneceğiz. Onlar rahatlıkla yenebileceğimiz ülkeler abi. Onlar bizim için problem değil. Almanya ile falan, bunlarla ama sıcak temasta bulunmamız şart. Bunlar önemli. Şimdi artık ufaktan savaş dönemine girişebiliriz. Irak zaten özellikle benimle arasını bayağı bir kötü tutmakta. Balkan ülkeleri de benimle arasını bayağı bir kötü tutmakta. İtalya zaten İngiltere ile savaşa girmiş. Onlar savaşırken biz de gidelim abicim.
kendi payımızı düşeni, aslan payımızı koparanın Fransa da İngiltere ile savaşa girmiş durumda bu arada. Dünya savaşı tersten çıkmış biraz. Bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan tek şey gücümüzü arttırmak ve gücümüzü arttırmak için bazı devletleri topraklarımıza katmamız lazım. Öncelikle Avrupa tarafında ilerleyeceğim çünkü Avrupa tarafının biraz ekonomik yapısı daha iyi Doğu tarafına göre. Bu yüzden Avrupa tarafına ilerleyeceğiz. Avrupa'da da ilk alacağımız devlet şu anda Bulgaristan olacak. Bu arada Sovyetlerle sürekli sıcak temasta olmayı unutmayalım. Sovyetlerle olası bir şu anda savaşımız zaten bizi direkt sonumuza götürür ve bu sonumuza şu anda gelmek istemiyorum abi. Müzik sesi niye gelmiyor? Böyle. Bir sonraki müziğe geçelim abi. Şu an hala müzik sesi gelmiyor. Ha geliyormuş, tamam. Tamam geliyormuş, sıkıntı yok. Saldıralım bakalım. Bulgaristan'ı topraklarımıza katacağız güzel bir şekilde. Bu sayede de ekonomimiz falan güçlenecek abi. Güzel. İlk saldırımız başarılı oldu. İkinci saldırılarımızı yapıyoruz. Bunlar da başarılı oldu. Güzel. Hemen ilerleyin abicim. Burada da ordularımız birleşsin. Şimdi bu ordularla direkt Avrupa seferine devam etmeyeceğiz. Bir de Asya seferine çıkacağız. Gideceğiz abicim burada. Irak var. Bu Irak'a da saldıracağız. Ardından ise tekrar bir Yunanistan. Yani bir doğu bir batı ilerlemeye çalışacağız. Devletimiz bu şekilde güçlenecek. Şu an topraklarımızı asimile edemiyoruz maalesef. Ama paramız yok. Para geldiğinde asimile edeceğiz abi. Sıkıntı yok. Bu arada Fransızlar şu anda İngilizlerle savaşta. Böyle bir fırsatı tepmememiz lazım aslında. Yani Fransa'ya şu an saldırsam yenebilirim ama bilmiyorum. Fransızların gücü bu. İngilizlerin gücü bu. Eğer Suriye'yi kurtarırsa Fransa savaş ilan edeceğim. Ya yani en azından Suriye'yi, Hatay'ı falan alabilirsem onların elinden güzel olur. İngiltere zaten bayağı güçlü. Onların gücüne daha fazla da güç katmamış oluruz hem. Yani güzel bir şey olur bizim için ama şu anda Fransızlar pek bir şey yapabileceğe benzemiyor ama İtalyanlarla birlikte belki bir şeyler yapabilirler. Belki abi bakalım. Güzel bir şekilde Irak'a da topraklarımıza kattık. Hemen bunun da tüm topraklarını topraklarımıza katalım anlaşma masasında. Güzel. Şimdi bizim sadece biraz paraya ihtiyacımız var. Bu parayı da bekleyip topraklarımızı asimile edeceğiz. Ondan sonrasında farklı savaşlar yelken açacağız. İtalyanlar peki şu anda barış yapmış mı? Hayır. Barış yapmamışlar abi. Güzel. İtalyanlar barış yapmadıysa umut vardır hala. Yani Suriye eğer kurtarılırsa biz de Fransızlara savaş ilan edebiliriz. Hem de Fransızlara savaş ilan edersek İngiltere ile aramızda iyileşir abicim. Ama bir türlü Nazi Almanyası'yla ilişkimiz gelişmiyor. Bir türlü onlarla iyi ilişkiler kuramıyoruz nedense bilmiyorum ama deneyeceğiz abicim şansımızı. Çünkü Almanlarla şu an için savaşmak gibi bir planımız yok abi. Almanlar şu an çok güçlü bir konumda. Bizim o konumdaki bir devletle mücadele etme şansımız şu an için en azından yok. O yüzden de şu anda Almanlarla savaş gibi bir şeyi düşünemeyiz abi. Güzel. Asimilasyonlarımızın hepsinin emrini verdik. Elimizde de yeterince asker var. Şimdi bir Yunan seferine de çıkarsak bizim için güzel olacaktır ama İspanya Cumhuriyeti şu anda Yunan'ı işgal ediyor. Abi hemen hemen gelin abi hemen gelin. Yani İspanya Cumhuriyeti'nin böyle bir şey yapmasına tabii ki de müsaade edemeyiz abicim. Yunan topraklarını biz alacağız. Onlara tabii ki de böyle bir şey veremem. Yani veremem abi. Kendi toprağımı onlara niye vereyim? Saldır abi Yunan'a da. Hem Yunan'a hem de İspanya'ya savaş ilan edeceğiz. Ve bu toprakları alacağız abi. Bu topraklar bizim kimseye vermeyiz abicim. Bizim olanı kimse bizden alamaz. Ancak savaşırsa savaşarak alabilir abi. Bizim olanı kimse öyle alamaz abi bizim elimizden. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok abi. İspanyollara da böyle bir toprağı tabii ki de vermeyeceğiz. Gelsinler savaşsınlar ve güçleri yetiyorsa gelsinler alsınlar efendim. Böyle bir toprağı veremeyiz hocam. Hemen topraklarımızın asimilasyonlarına devam edelim. Eski aldığımız toprakların asimilasyonlarını yapmaya devam edelim. Onlar güzel güzel asimile olurken biz de topraklarımızı işgal edeceğiz. Abi, topraklarımızı işgal edeceğiz değil daha doğrusu. Topraklarımızı kurtaracağız. Yeni topraklar edineceğiz abicim. Kendimize yeni topraklar alacağız. Güzel bir şekilde de alıyoruz zaten şu anda. İspanyollarla olan savaşımız bir süre daha devam edecek ama ardından kendisi de yanlışını anlayacaktır diye düşünüyorum İspanya'nın. Böyle bir yerde hiçbir şeyi yok abicim. Hiçbir işi yok İspanya'nın. İspanya şu an barış yapmış Yunanistan'da ve toprakları almış. İspanya barış yapmış abi. Vay anasını. Vay anasını sayın seyirciler. Adaları vereceğiz gibi gözüküyor İspanyollara ama yok abi vermeye hiçbir şekilde niyetim yok. Kusura bakma kardeşim.
Oralar satılık değil. Savaşacağız. Adaları almak istiyorsan gelip alacaksın abi. Hemen şuraları da asimile edelim. Hemen asimile edelim. İspanyollar ne durumda şu anda? Mevcut olarak İspanyollar Portekiz'le savaşta. Bu savaştan faydalanabilirdik ama faydalanacak pek bir şey kalmadı. İspanyollar orayı da hemen halletmişler abi. Orayı da hemen halletmişler. İspanyollara gideceğiz. Ne yapacağız? Sefere çıkacağız abi. Musul. Buraları da hemen asimile et. Abi bas orduyu. İspanya'ya sefere çıkıyoruz abi. Bize herhalde Portekiz gibi diğer devletler gibi küçük bir devlet sandılar. Kendilerine ne kadar hata yaptıklarını gösterelim hocam. Kendilerine nasıl bir hataya düştüklerini gösterelim. Bu hataları görmezlerse çünkü onlar adına da kötü olur. Şöyle bas abi biraz daha asker. Tamamdır. 40 bin kişilik güzel bir ordumuz var. Ve bu ordularla adaları işgal etmeye gideceğiz abi. Hadi bakalım. İspanyol adalarını işgal etmeye gidiyoruz. Barış kabul ettiler. Yani şu anda barış yapıyorlarmış. Gördü tabii ki o kadar orduyu. Barış yapmaması mümkün değil. Ama biz öyle bir barış değil. Daha fazla bir şey istiyoruz abiciğim. Daha fazla şey istiyoruz. Hayır abi barış marış yok. Barış marış yok. Atma artık barış isteği bana. İstemiyorum kardeşim barış. Allah Allah. Vereceksen adam gibi tüm toprakları verirsin. Barış da yaparız abi. Ama başka türlü barış olamaz. Hadi bakalım. İstiyorsan gel barışalım kardeşim. Ben barışmaya can atıyorum zaten. Ama topraklarımı verirsen. Oradaki toprakların hepsi benim. Yani şöyle bir anlaşma yapılırsa barışı da kabul ederiz. Güzel. Askerlerim nereye gitti lan? Askerlerim de burada. Hepsi Ankara'ya gelsin ve asimilasyonlarını da başlatalım. Güzel. Sadece burada bir Mısır krallarının toprağı var. Mısır şu anda barış yaptı mı? Hala barış yapmamışlar. Güzel. Hala umut var abi. Acaba biz İngiltere'ye mi saldırsak? İngiltere'ye saldırırsak, o Hindistan'ı da işgal etmişler zaten. Abi İngiltere'ye mi girelim? Hem İngiltere'ye hem Fransa'ya girmemiz lazım ama Mısır'ı toplamamız için. Öyle bir delilik yapmamız lazım. O delilik yapabilir miyiz acaba? Öyle bir delilik yapabilir miyiz? Öyle bir delilik yapacak şey bende var mı? Bilmiyorum var mı? Size soruyorum var mı abi? Hem Fransa'ya hem İngiltere'ye savaş ilan etmemiz gerekir orayı almak istiyorsak. Bunu da yapmak bizi büyük bir kahraman yapabilir. Bu arada lider değişmiş. İsmet İnönü olmuş abi lider. Acaba yapsak mı ya öyle bir şey? Bilemedim. Bilemedim. Bilemedim abi. Vallahi bilemedim. Neyse biz bir Arnavutluk seferine çıkalım. Bu seferi giderken abi düşünürüz hocam. Düşünürüz abi bunları. Bir sefere bir çıkalım hele. Çünkü bunlar derin mevzular ve çok büyük düşünülmesi gereken şeyler abi. Bunları düşünmeden taşınmadan yapamayız. Eğer yaparsak problem çıkabilir. Devletimizin geleceği adına, devletimizin geleceğini de riske atmayacağız tabii ki de böyle bir hamle yapmayacağız. Ama İtalyanlara rahatlıkla savaş ilan edebilirim de olay İngilizlere kalınca o İngiliz savaşı pek olacağa benzemiyor. Hem de zaten İngilizler biliyorsunuz arkadaşlar şu anda mevcut Fransız ve İtalyan savaşında bu arada hayvan gibi bir hastalık çıkmış topraklarımızda. Mevcut şu anda olan savaşları zaten onları epey bir yoracak. Ve zamanı gelince onlar çok güçsüz devletler olarak karşımıza çıkacaklar. Ve onları rahatlıkla yenebileceğiz zaten. Ama şu an için onlarla savaşmalı mıyız? Hayır abicim. Ha İtalyanlar güzel. İtalyanlar işgal ediyor. İtalya, Suriye'ye de girer misin abi? Lütfen Suriye'de bir Fransa sal. Hadi abi. Gir Suriye'ye de bir Fransa sal. Aha vallaha saldı. Aha vallaha saldı. Hadi bakalım. Yeniden. Türkiye yeniden Suriye'yi almaya gidiyor abi. Türkiye yeniden eski topraklarının özlemini hissediyor ve duyuyor. Bu özlem gitgide büyüyecek gibi. Hadi bakalım. Sefer zamanı geldi. Ama bu sefer bizim için neler getirecek? Neler getirecek? İnanın ben de bilmiyorum. Bunu göreceğiz. Bunu göreceğiz hep birlikte. Bunu deneyimleyeceğiz abi. Topraklarımızı da tabii ki de kimseye yar etmeyeceğiz. Hadi bakalım savaşı ilan ediyoruz. Fransa'ya karşı yeniden Türkiye şu anda Suriye'ye giriyor abi. Yeniden. Hadi bakalım. Hocam nereye gidiyorsun gözünü seveyim. Şuraya gireceksin alt tarafı ya. Alt tarafı gireceğin yer orası. Adamı deli etme. Al şu toprakları. İtalya güzel. İtalya hala orada. Henüz İngilizler gelmeden bizim burayı almamız lazım abi. İngilizler gelmeden burayı gönül rahatlığıyla almamız lazım. Güzel, 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 harika.
Mükemmel ya abi, fırsatları değerlendireceksin. Karşına bir fırsat çıkarsa o fırsatı değerlendireceksin. O fırsatı fazlasıyla değerlendireceksin abiciğim. Güzel. Şu anda Suriye'yi işgal ettik ama henüz barış anlaşmasını yapmak için çok erken. O barış anlaşmasını da muhtemelen bir sonraki bölümde göreceğiz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı da unutmazsanız güzel olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.